Günaydın Meral. Bugün nasılsın? Aldatılmış bir kadın gibi. Ne Meral ya? Yedin bitirdin kendini. Bak Berna'ya ulaştık. Bülbül gibi ötecek. O zaman Selçuk'u da bulacağız. Öyle daha evine gitmeler falan filan. Helak ettin kendini. Bari bir şey bulabildiniz mi? Yok abi. Terlik, sabahlık, parfüm falan işte. Herkese ait olabilecek şeyler. Belirgin bir iz yok. Sen hiç merak etme. Berna tava geldi. Yakında bütün gerçekler ortaya çıkar. Aman çıkacak da ne olacak? Benim evliliğim bitmiş. Kocam kaçmış. Hayatım mahvolmuş. Bunlar geri mi gelecek? Ne işe yarar ki? Oh! Evi tuttuk bile aşkım. Eşyalara bakacağız. Bak elini çabuk tutmazsan evleniyorum ona göre. Yani, tamam tamam aşkım. Ama bak ne olur bir an önce acele et. Sat artık şu arsayı da evimizi al. Kurtar beni buradan ne olur. Neyse aşkım sonra konuşuruz tamam mı? Hadi öpüyorum seni bay bay. Ali ile mi konuşuyordun? Aha. Babanın yaptığından bahsetti mi? Yo, ne oldu ki? Ne yapmış babam? Baban Ali'yi yönetim kuruluna almış. Avukatıyla konuşurken duydum. Artık Ali'nin de imza yetkisi var. Rauf istediği gibi at koşturamayacak artık. Oh, iyi olmuş vallahi. Çok sevindim. Görsün gününü Rauf Bey bundan sonra. Ali onun hakkından gelmesini bilir. Anneciğim, ne oldu sen böyle biraz... Tatsız gibisin. Baban, arsayı sattığım için hala bana kırgın. Benimle konuşmuyor Nazlı. Üzülme anneciğim ya. Geçer bir iki gün. Hem bilirsin babam sana kıyamaz. Meral abla nasıl anne? Toparladı mı biraz? Nerede? Vallahi perişan halde kız. Allah o Selçuk'u kahretsin. Dünya güzeli karısını, dünya güzeli çocuklarını bırakıp metresiyle kaçtı Allah'ın cezası. Ay uf, ne metresi anne ya, siz de iyice abarttınız ha. Yani sevmediği bir kadınla bir ömür mü geçirsin adam? Demek ki başkasını sevmiş, ne yapsın yani? Ya sen ne biçim konuşuyorsun Nazlı? Seviyormuş. Meral'in çocukların hali ne olacak peki? Hem ben o metrese o kadar acıyorum ki anlatamam sana. Bugün metresi için karısını çocuklarını bırakan adam, yarın hevesi geçince onu bırakacak. Hayrola Osman Hanım. Nereye? Meral'cığım dün de bir şey yemedin ama böyle olmaz ki. İki lokma bir şey ye. Bak iyice güçten düşeceksin. Canım istemiyor ki Selahattin abi. Bak seni üzmek istemem ama kocan olacak o Selçuk denen ahlaksız, niye yediği belirsiz metresiyle gününü gün ederken sen burada kendine yazık ediyorsun kızım. Değer mi? Ne yapayım? Kendimi çok kötü hissediyorum. Her şey boş geliyor. Geceleri uyuyamıyorum. Sanki bir kabustayım da uyanınca her şey geçecekmiş gibi geliyor. Ama gerçek hayat öyle değil işte. Selçuk beni terk etti. Hem de başka bir kadın için. Kadın da nasıl bir kadınmış anlayamadım. Hangi ana baba yetiştirmiş bunları? Evli bir adamı ayartmak ne demek? Hiçbir vicdanı yok bunun. Yani düşündükçe sinirleniyorum. Böyle ahlaksız, böyle haysiyetsiz insanlar da varmış. İnsan yaşamadan bilemiyor. Dede! Aman benim meleklerim gelmiş. Okula gitmeye hazır mısınız? Öğretmen herkesin babası okula gelsin dedi. Babamı bulup
onu okula getirebilir miyiz? Uydurma Deniz, öyle bir şey söylemedi. Tatlım, biliyorsun babam burada yok. Ama şimdilik döndüğü zaman okula gelebilir. Kızlar bilin bakalım. Okuldan sonra sizinle ne yapacağız? Ne yapacağız? Güvercin yuvası yapmaya ne dersin? Güvercinler gelir mi? Gelir tabii. Hadi siz şimdi güzel güzel okulunuza gidin. Yaşar, çocukları okula bırakıver. Tabii efendim. Kızlar, gelin bakayım buraya. Oh, Defne, bu canavara mukayyet ol, tamam mı? Çok terlemesin. Hadi bakayım, tamam, güle güle. Gelin kızlar. Günaydın. Günaydın. Allah Allah. Daha evindeki kokunun aynısı. Anne bırak ya. Asuman. Yürü odana. Ben sana kaç kere odamdan çıkmak yok demedim mi? Ha? Laftan anlamıyor musun sen? Anne bırak ya, gideceğim. Hiçbir yere gitmiyorsun. Okullar açılana kadar bu evden dışarı çıkmak yok sana. Anne, kapıyı kapasam pencereden kaçarım. Pencereyi kaparsam bacadan çıkarım. Kaçacağım dedim sana ya. Hiçbir yere kaçmıyorsun. Seni bir daha o serserinin evinde göreyim. Vallahi lime lime ederim ha. Ya anne niye böyle abartıyorsun ya? Arkadaşım o benim. Asuman, bunlar taşralı çocuklar. Bir bakışından, bir gülüşünden yanlış anlamlar çıkartabilirler. Sen doğruyu söyle bakayım bana. Çocuk sana bir şey yapmadı değil mi? Kucakladı beni anne. Ne? Asuman, doğruyu söyle. Ay anne abartma, bir şey yapmadı diyorum. Ay biz kardeş gibiyiz. Asuman yok öyle kardeş mardeş. Bundan sonra senin tek arkadaşın kitapları. Bak kızım, sen anlamazsın. Kolana ilaç koyar, seni uyutur. Allah korusun. Anne, kaçıncı devirde yaşıyoruz? Oha ya, Nur Yalço filminde mi oynuyorum? Yani sen safsın yoksa? Ne oluyorsunuz gene kapı ağzında durmuş öyle? Ne olacak? Kızına hayatı öğretiyorum. Zamanında pohpohlaya pohpohlaya tepemize çıkardın. Şimdi gözünü açsın diye uğraşıp duruyorum işte. Ya baba ya, bir şey söylesene anneme. Şu gençliğimin baharında yaşadığım ev hapsine bak. Yaptığının hiç affedilir bir tarafı yok Asuman. Bu sefer baban da benim yanımda. Paşa paşa oturup cezanı çekeceksin. Anne ne oluyor? Tamam hadi girin içeri. Bir daha kaçmaya çalış. O bacaklarını kırarım senin. Geç kız odana sen de. Konuşacağız bak, tamam mı? Ya abi ya. Şşş. Hadi. Anne, kızın üstüne bu kadar gitmeyin. Tabii. Zamanında doğru düzgün terbiye verseydik bunlar gelmezdi başımıza. Bana ne yapacağımı öğretme Adalet. Ben çıkıyorum. Şu Yavuz denen adamla konuşacağım. Ben bırakayım seni babacığım. İyice haddini bildir o çıyana. On dörde dokuz. Hala birazcık yüksek alacağım. Düşmez tabii. Bu kadar yalanla dolanla tansiyonum düşer. Özgür'üm yuvasında ne oldu? Babası çocuktan bir haber. Yok, yetti artık. Bu senin oğlum diyeceğim. Abla, olur mu öyle şey? Çocuk daha yeni mahpustan çıktı. Önce kendiyle barışacak ki sonra hayatla, oğluyla barışsın. Babam haklı halacığım. Abimin biraz zamana ihtiyacı var. Yavrum, güneş balçıkla sıvanmaz. Özgür'üm belki o haysiyetsiz, ahlaksız, mehtap denen o... Tövbe tövbe. Kadından oldu belki ama bizim kanımızdan. Bıraktığı mektupta bunu söylüyor. Orası öyle. Yalnız mektupla mı abla? Huyu, suyu, kaşı gözü aynen Şerif. Yine de acele etmeyelim derim ben. Neyse, ben çıkayım artık. Hadi yavrum güle güle. Abicim, hı? Ben çıkıyorum. Güle güle bacım, güle güle. Hoşçakal. Nereden başlasam? Şu mehtap denen uğursuzun mahvettiği hayatıma nereden başlasam? Önce bir iş bulmalı. Sonrası Allah kerim.
Haydi Asu ya, aç şu telefonu ya. Hoş geldin Sedat amca. Buyurun, geçin. Girmeyeceğim Yavuz. Bunu al. Son iki dersin ücreti. Bakın ben... Bunu al ve bir daha da bizim evin çevresinde dolanma. Sedat amca, dün gördükleriniz, yani biz gerçekten... Güvenimi istismar ettin Yavuz. Bunu al ve bir daha da kızımın çevresinde dolanma. Kusura bakmayın ama dolanacağım. İnanamıyorum Tuğçe ya sana. Bittin kızım sen bu defa, bittin. Ya nasıl Yavuz'un adresini verirsin ya? Eğer adresi vermeseydin bunların hiçbiri gelmeyecekti başıma. Ya Asucuğum dinlemiyorsun ki. Öyle adresi sorduklarında ben de sana tekrar ders aldıracaklar sandım. Sana iyilik olsun diye yaptım yani. Bana sorabilirdin ama. Ya tamam, bilmiyordum, özür dilerim. Ya şimdi senin Yavuz'la görüşmeni de yasaklamışlardır. Tüh ya, sevenleri ayırmış oldum bak, çok üzüldüm şimdi. Yasakladılar ama vız gelir bana. Bizi kimse ayıramaz. İlk fırsatta kaçacağım yine. Ay! Kaçacakmış. Kaç bakalım sen, kaç. Ya anne, verir misin şunu? Biraz zor görüşürsün artık. Ya anne, versene şu telefonumu ya. Şimdi dedektifliğe mi başladın? Sen asıl ver bakayım bana bu telefonu. Sen kimle konuşuyorsun ha? Ne işler çeviriyorsun sen? Anne, bir iş falan çevirmiyorum. Birazcık güvensene kızına ya. Tamam, madem bir iş çevirmiyorsun, bundan sonra ev telefonuyla konuşacaksın. Bu telefonun bende kalacak. Anne, önce eve kilitledin, sonra yarışmaya girmemi engelledin. Şimdi de telefonumu alıyorsun ya. Hem onu bana babam aldı. Sana ne oluyor? Bana ne oluyor, öyle mi? Bana bu oluyor. Ya anne. Anne sakın. Bak çok fena olur, sakın. Anne ne yaptın ya? Attım. Gördüğün gibi attım. Bundan sonra gizli gizli iş çevirmek yok. Öyle mi Adalet Hanım? Siz şimdi görürsünüz. Asuman, sıkınma, kemiklerini kırarım. Ne olur, kırarsan ne olur. Zaten sabahtan akşama kadar evdeyim. Asuman, beni delirtme. Oh! Güzelim çiçeğim. Seni eşek sıpası seni. Ne oldu Adalet Hanım? Bir bir skor. Ne demek Asu'nun etrafında dolanacağım? Sen bana meydan mı okuyorsun? Şu demek Sedat amca. Ben onun arkadaşıyım ve ona destek olmaya devam edeceğim. Siz de destek olsanız iyi olur. Sen bana nasihat mı ediyorsun? Nasihat vermek haddim değil. Sadece fikrimi söylüyorum. Ailesi olarak siz ona destek olsaydınız böyle saçma sapan şeyler yapmak zorunda kalmazdı kızcağız. Haddini aşma Yavuz. Sen yaşına başına bakmadan bizi mi suçluyorsun? Suçlamaksa evet suçluyorum. Bir sürü gencin hayatı böyle mahvoluyor Sedat amca. Aileleri onları anlamadığı, onların yanında olmadığı için yoldan çıkıyor gençler. Yanlış şeyler yapabiliyorlar. Ya Asun'un istediği sadece biraz destek. Siz onun ailesisiniz. Onun mutluluğu sizi mutlu etmez mi? Bırakın hangi yerde mutluysa o işi yapsın. Ya sevdiği işi yapmasında ne kötülük var ki? Kızıma nasıl davranacağımı sana mı soracağım? Ben bir baba olarak bugüne kadar kızıma hep destek verdim. Peki ya neden dün buraya geldi? Neden iki aydır tanıdığı bir arkadaşın evine sığındı? Suçu biraz da kendinizde arayın Sedat amca. Ve şunu da bilin, ben kendime yakışmayacak ve sizi üzecek hiçbir şey yapmadım. Sadece Asu'ya destek oldum. İlkay Hanım, beni unutmamışsınız. Simit için teşekkür ederim. Rica ederim. Sizin benim için yaptıklarınızdan sonra. Ama keşke siz de orada olsaydınız. O kadar güzeldi ki. Yani her şey bir yana. Annemin broşunu görünce nasıl sevindim bilemezsiniz. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir şey demenize gerek yok İlkay Hanım. Sizi birazcık gülümsetebildiysem ne mutlu bana. İlkay Hanım, aradığım hiçbir şeyi bulamıyorum. Zemin etüt dosyası nerede? Gözünüzün önündeki şeyi görmüyorsunuz Ali Bey. Siz sürekli simit yemekten bıkmadınız mı? Dışarı çıkıp şöyle güzel bir kahvaltı yapsak ne dersiniz?
Hem sizinle konuşacağım önemli bir konu var. Olabilir aslında. İlkay Hanım, bugün bir dosyaların tamamlanması lazım. Ben yapmam gereken her şeyi yaptım Ali Bey. İşiniz varsa ben... Hayır. Çıkabiliriz. Alo Deniz Hanım. Hemen görevlileri çağırın. İlkay Hanım'ın masası buradan kalkacak. Özgür nasıl Emine? Uyuyabiliyor mu yavrum? Sen merak etme Alacığım. Gayet iyi. Güzel uyuyor. Perişan olduk. Babası aşağıda. O burada. Doğru diyorsun Alacığım. Ha hala unutmadan. Şerif'in gömlekleri vardı ya. Ben onları güzelce yıkadım, ütüledim. Birkaç tane düğmesi kopmuştu. İşte onları falan diktim. Ama halacığım zaten garibimin doğru dürüst iki tane gömleği var. Onlar da solmuş, yırtılmış. Gerçi diktim ama. Neyse ben gideyim de bir gideyim. Otur. Ne oldu ki? Emine, sen bu aralar pek bir güzelleştin ha. Şerif geleli sana bir haller oldu. Ha? Nedir bu haller? Yok halacığım, ne hali? Aşk olsun. Aşk tabii çocuğum, aşk olsun. Biz de gördük biliriz. Hadi. Aman Allah, yok bir şey. Yani ben bir gidip Özgür'e bakayım. Bir şey yokmuş. Ben anlamıyorum sanki. Bal gibi sevdalısın işte Şerife. Merhaba abi, hoş geldiniz. Merhaba İhsan. Selçuk'tan haber var mı? Yok abi. Buyurun. Buyurun İlkay Hanım. Teşekkür ederim. Şerif Bey nasıllar? İyi işte. Adapte olmaya çalışıyor işte. Ne kadar güzel bir sofra bu böyle. Sizin güzelliğinizin yanında lafı bile olmaz İlkay Hanım. Diyorum ki... geçmişte reddettiğimiz teklifler için... hayatta doğru zaman gelebilir. Nasıl? Ne demek bu? Bilmiyorum. Yani gene bana kızacaksınız. Şu asistanlık teklifinden bahsediyorum İlkay Hanım. Bakın bu sefer yurt içi yurt dışı gezileri olmayacak. İstediğiniz zaman evde de çalışabilirsiniz. Sadece bana karşı sorumlu olacaksınız. Bilemiyorum. Zaten asistanım gibisiniz. Her şeyi size soruyorum. Her şeyi siz yapıyorsunuz. Sadece teklifi düşünmek kalıyor size. Tamam Rauf Bey. Bu sefer düşüneceğim. Söz veriyorum size. Şimdi müsaadenizle lavaboya kadar gitmek istiyorum. İhsan. Efendim abi. Bak aslanım. Aramızda bazı yanlış anlamalar oldu. Ama beni bilirsin. Ben makul adamımdır. Kimsenin canını durduk yere yakmam. Ama gerektiğinde de gözümü budaktan ayırmam. Bilmem mi abi? Doğru söylüyorsan. Selçuk'un nerede olduğunu bilmiyorsan sorun yok. Ama olur ha. Aklına bir şey geliverir. Bilmiyorsundur ama hatırlaman gerekir. O zaman bir haber uçur. Ben hemen gelirim. Tamam mı? Tamam abi. Efendim Berna. Tamam. Ben birazdan eve geçiyorum. Bütün gerçekler ortaya çıkacak İhsan birazdan. Doğru söylüyorsan yaşayacak bir ömrün var demektir. Yok eğer suç ortağıysan benden kork İhsan. Takkada tak. Kafam şişti tavlanızdan. Şerif, hadi kalk.
Alışverişe çıkman lazım. Ne alışveriş abla? Ne alışverişiymiş? Oğlum satına giyecek gömleğin yok. Kızcağız yıkadı, ütüledi, hepsi söpük içindeymiş. Hadi kalk. Emine, sen de kalk kızım, giyin hadi. Birlikte çıkın. O şimdi ne alacağını bilemez. Hadi, ben gelirdim ama Özgür'ü bırakamam. Siz gençsiniz, hem dolaşırsınız biraz, hadi. Tamam hala, idare ediyoruz. Ben öyle alışverişe falan çıkamam hala. Benim gömleğim bana yeter, bilirsin. En nefret ettiğim şey alışverişe çıkmak. Aa, beni sinirlendirme Şerif. Vallahi bak tansiyonum gene çıkar, güp diye gideceğim bu sefer. Tamam hala, tamam. O zaman ben de gidip üstümü değiştireyim. Ne oluyor abla? Birlikte alışverişe göndermeler falan. Sen niyetin ne? Bak demedi deme Hikmet. Bu Emine'de bir şeyler var. Abla olur mu öyle şey? Şerif mahpusa girdiğinde daha bu çocuktu. Aradan onca yıl geçti. Birbirlerini görmediler. Ya hem o evin kızı sayılır ya. Olur mu öyle şey? Hikmet, Emine'yi bana mı anlatıyorsun? Ben ne yaptığımı biliyorum. İşte böyle böyle Şerif kötü günleri unutup gidecek. İşini de bulacağım. Yuvasını da kuracağım. Allah'ın izniyle her bir şeyini yapacağım. Hem yuva kuran Allah yardım edermiş. Selahattin, kahven soğudu canım. Soğuk olan kahvem değil Nermin. Bu ev. Babacığım, niye anneme böyle davranıyorsun? Yeter Nazlı. Dünya sizin etrafınızda dönmüyor. Daha önemli meseleler var. Çok güzel. Herkes burada. Ne o Rauf? Selçuk'tan haber mi var? Selçuk'tan bir haber yok da sevgilisinden var. Az önce Berna'yla konuştum. Rauf, ne konuşması? Buluşacaktınız, vaz mı geçti? Ne oluyor ki? Berna niye aradı seni? Aradı işte canım. Berna'yla buluşacağız. Bütün gerçekleri bana anlatacak. Rauf, sen ne gerçeğinden bahsediyorsun ya? Ben de seninle geleceğim. O kadının yüzüne tükürmeden rahat edemem ben. Meral'cim sakin ol hayatım. Bırak bu işi Rauf halletsin. O iyi becerir böyle şeyleri. Nasıl sakin olayım Nermin abla? Aşağılık kadın mahvetti beni. Hayatımı alt üst etti. Tamam Meral, tamam kızım, sinirlenme. Rauf, Berna'yla ne konuştunuz? Daha bir şey söylemedi baba. Buluşunca söyleyecekmiş. Anlatacağı çok ilginç şeyler varmış. Allah kahretsin seni Berna. Ne demeye geliyorsun? Biraz daha idare edemedin mi? Birazdan burada olur. Her şeyi anlatacak. Ailemi, kocama, hayatımı nasıl çaldı anlatacak. Olur, dinleriz. Tamam Meral, sakin ol. Sen bana bırak. Eğer kocanı ayarttıysa bunun hesabını verecek. Ben gerekeni yaparım. Berna, sen ne yaptığını sanıyorsun? Gelip ne anlatacaksın? Gerçekleri Nazlıcığım, gerçekleri. Selahattin amca babamı aramış. Ya ben ne durumdayım, senin haberin var mı? Bitsin artık bu iş. Gerçekler çıksın gün yüzüne. Berna, bak bak, hayatımı tehlikeye atıyorsun. Abim Selçuk'la ilişkimi öğrenirse beni öldürür. Sen benim hayatımı tehlikeye attın ama. Seni uyarmıştım, işler sarpa saracak demiştim, vazgeç demiştim. Ama sen beni dinlemedin. Şimdi sonuçlarına katlan bakalım. Bak, bu tam senin zevkine göre. İki numara, açık renkler ve kesinlikle mor yok. Bir de uzun kollu. Hadi bir dene istersen. Vallahi abi maşallah. Yenge de her şeyi iyi biliyor. Hanım bir şeyim değil. Sadece komşu kızı. Herkes işine baksın. Fazla söze gerek yok. Özür dilerim. Kusura bakmayın, olur mu? Önemli değil. Sadece komşu kız ha. Meral, hadi şunu iç canım, sinirlerini yatıştırır. Ha? Ben yatışmak istemiyorum Nermin abla. Gelsin, paralayacağım o kadını. Yaptıklarının cezasını ödeyecek. Bak Meral, seninle bir anlaşma yapalım. Hiçbir şeye karışmayacaksın. Bırakalım anlatsın. Derdi neymiş öğrenelim. Ondan sonra gerekeni yaparız. Tabii. Benim evliliğim yıkılsın, hayatım mahvolsun. Ben burada böyle oturayım seyredeyim, öyle mi? Oturacaksın Meral. Her kafadan bir ses çıkmayacak. Ben bu tip kadınları iyi bilirim. Sen bana bırak.
konuşmamız lazım lütfen. Ben de. Çekil Nazlı. İşte geldi. Sen ne yüzle buraya geliyorsun ha? Ya sen ne aşağılık bir kadınsın ha? Selçuk nerede söyle? Kocan nerede? Meral Hanım lütfen. Meral şöyle geçip otursan canım sen. Nermin abla Allah aşkına bırak. Ya sen ne vicdansız, ne yüreksiz bir kadınmışsın be. Nasıl baştan çıkardın Selçuk'u ha? Güzelliğinle mi zekalı mı? Nasıl söylesene? Ya biraz sakin olun lütfen. Sakin olayım öyle mi? Bütün bunlar senin başına gelseydi sakin olabilir miydin? Ya ben evliliğim bitti diyorum ya. Benim dünyam kaymış, ben mahvolmuşum, kocam kaçmış. Ben bundan sonra hiçbir şekilde mutlu olamam ki. Sen bana sakin ol diyorsun. Nasıl yaptın bunu bana ha? Söylesene. Nasıl kıydın bana, çocuklarıma? Ya yeter, dinlerseniz anlatacağım. Dinlemeyeceğim. Benim içim yanıyor. Öyle iki lafla solmaz. Sen hayatımda gördüğüm en utanmaz, en aşağılık, en korkunç kadınsın. Söyle. Söyle kocam nerede, söyle. Meral. Ya yeter, anlatacağım. Neyi anlatacaksın ha? Dünyayı nasıl başıma yıktığını mı? Evliliğim biterken Selçuk'la dağ evinde nasıl kutlama yaptığınızı mı, neyi? Ne oldu? Şaşırdı. Aşk yuvanızı buldum canım. Dağ evini biliyorum. Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Seninle konuşacaklarım var daha. Hadi söylesene. Nerede Selçuk? Meral. Söyle aşağılık kadın! Meral tamam. Tamam. Çabuk kolonya getir Nazlı. Tamam canım. Tamam. Geç otur. Çabuk. Ver şunu. Meral kendine gel. Tamam. Geçti. Geldin demek. Geldim Selahattin amca. Her şeyi bir bir anlatacağım. Evet. Seni dinliyoruz. Öncelikle size çok teşekkür ederim Rauf Bey. Muayenehanemi ve evimi berbat ettiğiniz için. Hiçbir açıklama yapmadan ortadan kayboluyorsan başına bunların geleceğini de biliyor olman gerekiyordu. Aynı koku. Şimdi uzatma da bu işin aslı astarı nedir? Anlat da anlayalım. Aslı astarı diyorsun ya. Kadın kocama ayartmış baştan çıkarmış. Daha ne anlatacak ki? Giral. Evet. Selçuk Bey'in hayatında bir kadın var. Ama o kadın ben değilim. Bak sen. Kim olduğunu biliyorum. Artık herkes bilecek. Ki kokunun aynısı. Aynı koku. Yoksa Nazlı Hanım. Oh. Pek güzel olmuş abla. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Dede, siz beni sevmiyor musunuz? Ne biçim laf öyle kuzucuğum? Sevmez olur muyuz hiç? Peki niye beni evde istemiyorsunuz? İstemezlik değil yavrum. Hikmet. Gel bakayım oğlum, gel böyle gel. Bak, biliyorsun bizim evde böcek çıktı. Onun için ilaçlama yapıyoruz değil mi? İlacın sana zararı dokunmasın diye Emine ablana yolladım evladım. Sen benim aslan torunumsun. Sen benim bir tanemsin. İlaçlama bitince eve geri mi geleceğim? Tabii geleceksin. Hadi git oyuncaklarınla oyna şimdi. Hikmet, bu iş böyle olmayacak. Daha ne kadar saklayacağız bu çocuğu Şerif'ten? Gelince konuşacağım. Ne olacaksa olsun. Ali, benim masam nerede? Yan odayı taşıttım. Nereden çıktı bu saçmalık şimdi? Saçmalık falan yok İlkay. Artık ayrı odalarda çalışacağız. Böylesi ikimiz için de daha iyi. Aferin. Çok iyi düşünmüşsün yani. Senin yerin belli artık, tamam mı? Benim yanım olmadığı da kesin.
delireceğim ya. Delirecek bir şey yok İlkay. Pahalı hediyeler, ucuz jestler dururken sen burada kalmak istemezsin zaten. Nasıl olsa Rauf Kervanlı'nın yanında dolanan kadınlardan birisin artık. Bana bak Ali. Haddini aşıyorsun, tamam mı? Sözlerine dikkat et. Sen bu lafı edecek son insan bile değilsin. Gerçekleri söylemek ne zamandan beri haddini aşmak oldu ha? Yalan mı? Herif gönlünü çeldi senin. Senin de gönlün varmış ki hemen atladın. Sen önce kendine, kendi yaptıklarına bak, anladın mı? Ben hayatımda kime nasıl davranacağımı çok iyi bilirim. Ayrıca senin gibi de sonradan pişman olacağım şeyler yapmam. Göreceğiz İlkay Hanım, göreceğiz. Daha birkaç ay önce tokat attığın herifin peşinden ayrılmıyorsun be. O ayrı konu. Bir hata yapmışım. Artık kimin ne olduğunu daha iyi görebiliyorum. Tamam, bu oda değişimi çok iyi oldu o zaman. Nasıl olsa sen her sabah benim yüzümü görmek istemezsin, sıkılırsın. Hem Rauf Kervanlı'yla daha rahat görüşürsün. Kiminle görüşüp kiminle görüşmeyeceğim seni ilgilendirmez, anladın mı? Sen sadece benim bir arkadaşımsın, o kadar. Bu gidişle de eski bir arkadaşım olacaksın sanırım. Evet, Selçuk Bey bir kadınla birlikteydi. Ya yalan söylüyor. Kendi paçasını kurtarmak için yalan söylüyor. Ben biliyorum, sensin o, sensin. Hayır, ben değilim. O... O kadın... Benim eski bir hastam. Bak sen. Eski bir hastan, öyle mi? Doğruyu söylüyorsun değil mi kızım? Doğruyu söylüyorum. Selahattin amca, bunu nasıl düşünebilirsiniz? Benim Selçuk Bey'le ilişkim olduğunu nasıl düşünebilirsiniz? Ya bırak Allah aşkına. Ben sizi gördüm. Kafede hararetli hararetli tartışıyordunuz. Neyi tartışıyordunuz ha? Benim evliliğimi nasıl bitireceğinizi mi? Ha? Beni nasıl mahvedeceğinizi mi? Size o gün de söyledim. Dinlemeden yargıladınız beni. Evet, Selçuk Bey'le konuşuyordum. Çünkü sizi burada gördüm. Perişandınız. Ve o kadın benim hastam olduğu için sorumluluk hissettim. Kötü hissettim kendimi. O yüzden gittim kafeye. Yapmayın, etmeyin, bitirin bu ilişkiyi dedim. Eşiniz perişan, çocuklarınızı düşünün dedim. Ama o bana bu ilişkiyi bitirmeyeceğini söyledi. Aşağılık herif işte. Aşağılık, ne diyeyim? Of Selçuk, of. Nasıl yapar böyle bir şeyi? Ben çok sonra öğrendim ilişkileri olduğunu. Bu aileyi tanıdığım için, sizi bildiğim için izin vermek istemedim buna. Neden gelip bize söylemedin kızım? Söyleyecektim ama hastam ilişkilerinin bittiğini söyledi bana. Ben de inandım. Ya hastam hastam diyeceğine kimdir nedir söylesene. Nerede bunlar o zaman? Neredeler bilmiyorum ama hasta mahremiyetinden dolayı ismini söyleyemem. Ya bırak şimdi hasta mahremiyetini filan. Mahremiyet mi kalmış ortada? Yalan söylüyor Rauf. Ortada olmayan birine suç atıyorsun. Suçu üstlenmiyorsun. Ben biliyorum. Selçuk'un metresi sensin. Ya yapmayın ne olur. Selahattin amca, Nermin teyze, ne olur bir şey söyleyin. Yıllardır beni tanıyorsunuz. Ben böyle bir şey yapacak bir kadın değilim. Evet kızım, tanırız. Ben inanmadım zaten. Meral'cim, Berna gerçekten öyle bir kız değildir. Rauf, sen de bilirsin Berna'nın öyle biri olmadığını. Neden kaçtın? Neden açıklama yapmadın o zaman? Kaçmadım. Kongredeydim. Bunların hiçbirine inanmıyorum ben. O sizin bileceğiniz iş. Ben kendime güveniyorum. Bundan sonra hep burada olacağım. Size daha evinden bahsetmiştiniz. Bugün yarın ortaya çıkar kadının kim olduğu. Hep beraber görürüz. Göreceğiz Berna Hanım. Hepimiz göreceğiz o kadını. Size de çok kırıldım Selahattin amca. Ne olur bir şeyler yapın, telefon edin, söyleyin babama kötü bir şey olmadığını. Tamam kızım, ben ararım, merak etme sen. Ben dedim size ama, arkadaşımın günahını alıyorsunuz dedim. Neyse hadi canım, odaya çıkalım biz. Babam da babanı arar zaten. Ne oldu şimdi, bu mudur? Yalan söylemiyor, doğruları söylüyor. Bitti mi her şey? Tamam Meral. Ben sana söz verdim. O kadını sana getireceğim. Bana güven. Thank you.
canımsın sen benim ya. Canım arkadaşım benim. Şerif. Şurada bir çay içsek. Evde içsek Emine. İnsan içinde çıkacak halim yok benim. Gördün işte. Hadi ne olursun kırma beni. Hem ne acelemiz varken yarım saatçik oturur kalkarız. İyi. Bugün benim için o kadar yoruldun. Hadi. Ay olur mu öyle şey? Yani yabancı mıyız? Şurada kaç yıllık şeyiz. Yani tanışıyoruz. Hani siz de benim bir ailem sayılırsınız. Tabii ki yorulacağım senin için. Yani sizin için. Ne olacak canım? Şöyle geçelim mi? Şerif, ne oldu? Mehtap. Of, bak abla, aklını başına devşir. Biz bunları daha önce konuşmadık mı? Daha sonra söyleriz demedik mi? Ya Şerif karısının adını duyduğu zaman köpürüyor ya. Bir de çocuğun var dersek ne olur? Ne olursa olur Hikmet. Ben bu yaştan sonra alavere dalavere kaldıramıyorum artık. Abla ya kabul etmezse? Ya çocuğu kapı dışarı ederse? Hiçbir şey yapamaz. El değil ya bu. Kendi çocuğu. Şu bir damlacık çocuğun düştüğü hallere bak. Yok Hikmet. Bu iş bugün bitecek. Veririz Mehtap'ın mektubunu eline okur. Ne yapacağına kendi karar verir. Canımsın benim ya. Var ya hayatımı kurtardın. Sen de benim hayatımı kararttın. Bir kere daha anladım ya ne kadar bencilsin. Aşk olsun Berna ya. Bir iki gün daha geç gelmiş olsaydın bunların hiçbirini yaşamazdın. Nazlı bir de üste çıkmaya çalışma. Orada ecel terleri döken bendim. Hem de senin yüzünden. Ya tamam canım geçti gitti işte. Ama var ya durum süper kurtardın ha. Yani tebrik ederim seni. Allah muhabbetinizi artırsın. Ne öyle adalara kapanmalar filan? Ne kapanması abi ya? Konuşuyoruz işte. Benim bu yalanlara inanacağımı mı sanıyorsunuz siz? Yalan değil. Söylediklerimin hepsi doğru. Öyle mi? Nazlı o zaman neden Selçuk'la sevgili olduğunu söyledi bana? Ben aralarında bir ilişki var sandım. Yani benden gizliyorlar sandım. Ya o zamanlar Nazlı çok sıkıştırıyordu beni sevgilim var mı diye. Ben de kafamı şişirmesin diye var dedim. Herhalde Selçuk Bey olduğunu düşünmüş. Hadi ya. Siz benim suratıma baksanıza. Bende salağa benzer bir hal var mı ha? Ya ne alakası var abi ya? Ben öyle bir ilişkileri var sanmıştım sadece. Yani Berna'nın söyledikleri doğru. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Güneş tepemize yükseldiğinde bütün karanlıklar aydınlığa çıkacak. Ama o sizin en karanlık gününüz olacak. Efendim İlkay Hanım. Heh tamam. Hemen geliyorum. Gerçekten inanamıyorum. Selçuk'la ilişkim olduğunu nasıl söylersin? Ya nasıl kendini kurtarmaya çalışırken beni mi hatırlıyorsun? Kendini kurtarmaya çalışırken mi? Selçuk Bey'in sevgilisi Nazlı Hanım mı? Ya ben sana ne yaptım? Ya Berna ben ne dediğimi ne yaptığımı biliyor muyum? Kime ne yalan söyleyeceğimi şaşırdım valla. Ya sen de gelme üstüme artık lütfen. Bak kurtardık durumu. En azından bir süreliğine. Bana bak Nazlı. Senin yüzünden hiç hak etmediğim şeyleri yaşıyorum ben. İnsanlar bana metres gözüyle bakıyor. Ya iğrenç. Babam beni evlatlıktan reddediyordu. Ama bu kadar yeter. Ne yaparsan yap. Bundan sonra beni hiçbir şeye karıştırma. Uzak dur benden. Selçuk'a söyle. O da uzak dursun. Of Berna ya of bir dur. Vay canına.
Selçuk Bey'in sevgilisi Nazlı Hanım'mış be. Hayda. Ya baksana sen. Baksana be dedim. Birader ne oluyor burada? Affedersiniz birine benzettik de. Ayıp oluyor ama. Uzatma, bir yanlışlık oldu işte. Şerif! Şerif! Abla bir de bir söz dinle. Şerif daha Özgür'ü kabul edecek durumda değil. İşime karışma Hikmet. Canıma tak dedi artık. Her şeyi bir bir anlatacağım. Geldiler işte. Öf Hikmet öf. Ha, hoş geldiniz. Geçin geçin. Oğlum. Sen azıcık dur. Seninle konuşacaklarım var. Geç şöyle. Hoş geldin. Hayırdır, ne konuşacaksınız? Şerif, bak aslanım. Sen bunca yıl hapishanede yatarken biz de seninle yattık kattık. Acımızı böyle bil. Lakin hayatın cilveleri bitmiyor. Mehtap giderken... Ben size diyeceğimi dedim hala. O kadının adını bile ağzınıza almayın sakın. Kalbinizi kırmak istemiyorum. Bu konu kapanmıştır. Oğlum kapandı demeyle kapansa... Ne istiyorsunuz hala? Yaramı deşmek mi? Ben zaten paramparça olmuşum. Yaramı dağlayarak ne geçecek elinize ha? Nedir derdiniz sizin? Oğlum hele bir sakin ol, bir dinle. Bunu okumamı mı istiyorsun hala? Bunun içinde benim bilmediğim ne var? Söylesene. Mehtap'ın sevgilisi mi? Başkasından olan çocuğunu taşırken bir bıçağın üstüne düşüp... Beni katil diye ihbar edip mahpuslarda çürütmesini mi hala? Acım böyle mi hafifleyecek? Hangi yarama merhem olacak bu lanet olası mektupta yazılanlar? Sakin ol yavrum, bir dinle hele. Hala, ben hiçbir şey dinleyecek duyacak durumda değilim, tamam mı? Ben kaybedilmiş bir davayım. Gelmeyin üstüme Allah aşkına, gelmeyin. Buyurun İlkay Hanım. Rauf Bey, ben yaptığınız asistanlık teklifini kabul ediyorum. Bunu söylemek için geldim. Harika. Bugün aldığım en iyi haber bu. Çok iyi bir ikili olacağımızdan hiç şüphem yok. Öyleyse ayrıntıları yarın konuşuruz. İlkay Hanım, çikolatalar için teşekkür ederim. Acı günler için onları saklayacağım. Rica ederim, ne demek? Asıl ben size teşekkür ederim. Ama keşke siz de orada olsaydınız. Orada olacağım günler gelecek İlkay Hanım. İyi günler. Henüz işimiz bitmedi İlkay Hanım. Bitti İlkay Hanım. Çıkabilirsiniz, iyi akşamlar. Teşekkür ederim, iyi akşamlar. Sana söylemiştim Ali. İlkay Hanım'a yanaşmama kimse engel olamaz. Artık benim özel asistanım. Ona göre davran. Bundan sonra sadece bana karşı sorumlu. Seninle hiçbir ilişkisi kalmadı. Tamam mı? Siz de şunu anlayamadınız galiba Rauf Bey. Bu şirkette olup biten her şeyden ben de sorumluyum. İlkay Hanım'dan da, sizden de. Meral Hanım, ilacınız. Ay sağ ol, sağ ol Serhat. Bir şeyler yeseydin Meral. Aman Rauf, iştah mı kaldı ya? Berna Şıllığı'nın söyledikleri aklımdan gitmiyor. Yok efendim Selçuk'un sevgilisi eski hastasıymış da. Yok efendim yurt dışına çıkmış da. Kıvırdıkça kıvırdı yılan. Hala mı şu mesele Meral abla ya? Vallahi sizi bilmem ama ben Berna'ya inanıyorum. Yani kaç yıllık arkadaşım, yapmaz öyle şey. Tabii bu hesaba göre Selçuk'a da inanmamız lazım değil mi? O da benim kaç yıllık kocam. Tamam Meral. Allah Allah, sakin ol birazcık. Sen içini ferah tut. Berna ya da değil fark etmez. O kahpeyi senin ayakların dibine atmadan benim içim rahat etmez. Sana ne oluyor kızım ya? Birazcık sabredeceksin, o kadar. Sözüm söz.
Bilmiyorum Rauf ya. Bir taraftan düşünüyorum. Olan olmuş, biten bitmiş. Ama bir taraftan Selçuk'un suratı gözümün önüne geldikçe... Meral, suç Selçuk'ta değil. Onu ayartan Yosma'da. Neden abi? Yani neden Selçuk abiye sinirlenmiyorsun da o kadına sinirleniyorsun? Selçuk erkek adam. Tamam, yaptığı doğru olmayabilir ama gönlünü eğlendirmek istemiş işte. Yani bazen böyle şeyler olabiliyor. Hele evliyken filan. Suç Selçuk'ta değil, o kadında. Ne ilginç bir saptama. Bence sen de dikkatli ol. Yarın bir gün evleneceksin. Kocana sahip çık. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır. Hele Selçuk bir ortaya çıksın, konu neymiş, kadın kimmiş öğreniriz o zaman. Meleğim benim. Tamam Mürüvvet Hanımcığım, söz uğrarım. Ay biliyorsunuz düğün telaşından vallahi başımızı kaşıyacak halimiz kalmadı. Tamam, tamam söylerim. Siz de Ziya Bey'e çok selam söyleyin. İyi günler. Hayrola? Sen salonun yolunu bilir miydin? Ne yapayım, sıkıldım odamda. Hücre hapsi hiç de eğlenceli geçmiyor. Kırdın o güzelim menekşemi. Ne kadar severdim. Güneşe koyardım, sulardım. Patır patır çiçek açardı. Lan bunlar öyle mi? Suluyorsun. Ne çiçek var ne bir şey. Oh, iyi yaptım da kırdım. Sen onu benim pencereden telefonumu atmadan önce düşünecektin Adoş Hanım. Zaten varsa yoksa çiçeklerin. Sen güzelim kızının kalbine kır, çiçeklerini sula. Konuşma. Anne sözü dinlemeyi öğreneceksin. Vıcık vıcık. Ne olmuş? Ne bileyim ben, kahvemi dökülmüş, ne olmuş? Aa Sedat, sabahleyin burada kahve içiyordu. Aman be, anca kır dök saç. Hadi git bana banyodan bir ıslak bez getir hadi. Aa ben yasaklıyım anne, git kendin yap. Of işi sıpası seni, bas şuna. Demek telefonumu camdan aşağı atarsın ha Adoş. Tosun Adoş, ben de Yavuz'u senin telefonundan ararım. Yavuz aç şu telefonu, aç ya. Ne yapıyorsun sen? Asuma, cin olmadan adam mı çarpmaya kalktın? Ha? Salak mıyım ben? Ver şu telefonu. Aa ne telefonu ya? Asuma aklın sıra sen beni mi uyutacaksın? Ver şu telefonu. Bana ne? Vermeyeceğim. Sen benimkini attın, ben de seninkini atayım da gör. Asuma bak gebertirim vallahi seni. Ver bakayım şu telefonu. Ya. Sen ne terbiyesiz, ne şımarık bir şey oldun. Odandan çıkmayacaksın. Çık da bir göreyim seni. Ya neyim ben, köle miyim ya? Onu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın. Cehenneme çevirdin hayatımı ya. Sus. Sus da otur dersini çalış. Cehennemmiş. Sen daha cehennemi görmedin. Hele bir sınav günleri yaklaşsın. Ben göstereceğim sana cehennem neymiş. Kim kime cehennemi gösterecek göreceğiz. Çocuklar uyandı mı Meral? Yok, uyuyorlar. Ay şu kuzucukların bu yaşta yaşadıklarına bak ya. Hak ediyor mu bunlar bunu? Ne onlar ne de sen hak ediyorsun. Ama bu kadar karamsar olma. Aç değilsiniz, açıkta değilsiniz. Kalmayacaksınız da. Ben ne gerekiyorsa yapacağım Meral. Hiç merak etme. Dayanamıyorum daha fazla aşkım ya. Çabuk gel ne olur, kurtar beni şu iğrenç durumdan. Karın çocukların bir taraftan, annemler abim bir taraftan. Boğuluyorum artık. Biraz daha sabret sevgilim. Geldim artık. Her şey yoluna girecek. Kavuşacağız. Müzik
Yeter! Kapat şunu! Bangır bangır sabahtan beri kafamız şişti. Kapatmayacağım. Kapatacaksın dediysem kapatacaksın. Dinleyeceksen de al bununla dinle. Anne, burası benim odam, anladın mı? Hem çok rahatsız oluyorsan al kendin tak bunları. Asuman, burası benim evim. Disko değil. Benim evimde de adabınla oturacaksın, anladın mı? Bu ev senin değil anne. Bu ev babamın, anladın mı? Senelerdir çalışıp o aldı bu evi. Sen ne yaptın? Sizleri büyüttüm. Kusura bakma anne ama yemeğimize suyumuzu vermekle olmuyor bu işler. Duygularımız var bizim. Derdimiz, tasamız var. Son 3 yıldır bana kızım hiçbir şeyin var mı diye sordun mu ha? Bir derdimi paylaştın mı benimle? Hayır. Varın yoğun ders çalış demek oldu. Çalışacaksın tabii. Başka işin ne? Çalışmayacağım anne. Anladın mı? Bu defa o yarışmayı kaçırdım ama diğerini ilk fırsatta değerlendireceğim. Senin benim hayallerimi yıkmana izin vermeyeceğim. Öyle mi? Benim adım da adaletse senin kafana vura vura o hukuk fakültesini kazandıracağım sana. Tabii sonra gelip teşekkür edersin. Kusura bakma anne ama hukuk fakültesini kazanabilmem için benim yerime senin sınava girmen gerekiyor. Çünkü ben o sınavda bir tek şık bile işaretlemeyeceğim. Doğru cevabı bilsem bile. Merhaba İhsan. Abi, şükür kavuşturana. Abi nerelerdeydin ya? Ortalık toz duman oldu sen yokken. Telefonları açmıyorsun, aramıyorsun. Sorma İhsan, sorma. Merak etme abi. Tek kelime etmedim Rauf Bey'e. Geldi tutturdu sevgilisi kim diye. Ben de anladı sandım kardeşiyle, yani Nazlı Hanım'la aranızdaki ilişkiyi. Yine de hiçbir şey söylemedim abi. Aslanım benim, aslanım. Abi, adamın gözü dönmüş. Maazallah seni bulursa, yakalarsa vurur. Affetmez söyleyeyim. Bilmiyorum İhsan ama fark etmez. İnceldiği yerden kopar gider. Benim şimdi acilen çocuklarımı görmem lazım. Abi, çocuklar ve yenge. Yani Meral abla, Rauf. Biliyorum, biliyorum. Ama yine de gideceğim. Onlara açıklamam gereken çok önemli şeyler var. Görüşürüz, tamam. Abi. Evet. Dikkatli ol. Olurum insan. Olurum. Bak inan bana, düğünü erken aldığımızı söylemek için çok yanlış bir zaman. Ne demek yanlış bir zaman Nazlı? Nikah tarihi belli, 3-5 gün kalmış. Daha söylemedin mi sen babanlara? Ya canım, işler gerçekten çok karışık burada. Onun için öyle söyledim. Meral abla, çocuklar falan hepsi burada. Yani herkesin sinirleri çok bozuk. Sebep? Ya Meral ablayla Selçuk abi boşanıyorlarmış. Babam da Meral ablayı, çocukları falan buraya aldırdı. Oh, iyi olmuş, iyi yapmış kadıncağız. O Selçuk denen kıl kuyruktan kime ne yarar gelir ki zaten? Vallahi Meral'e iyi gelmediği kesin. Tamam Nazlı, tamam. Ben size geliyorum. Bize mi, neden? Babamlara söyleyeceğim nikah tarihini. Hadi yarım saat oradayım, görüşürüz. Tamam Rauf Bey, hemen geliyorum. Yarım saat içinde oradayım. Hoşçakalın. Deniz Hanım, ben Rauf Bey'lerin evine gidiyorum, haberiniz olsun. Tamam, ben de Deniz Hanım. Ben kime ne diyorum ya? Taksi. Taksi.
Vay şerefsiz vay. Buraya kadar gelebiliyorsun ha. Hem evin kızını ayart, hem karını çocuklarını sefil et. Sonra da hiçbir şey yokmuş gibi elini kolunu sallayarak buraya gel. Şerefsiz. Yavrum içsenize şunları. Başka zaman süt diye çıldırırlar, şimdi ağızlarını sürmüyorlar. Canım istemiyor çünkü babam yok. Anne eve ne zaman gideceğiz? Ben ne zaman izin verirsen. Babam olmadan burada kalmak istemiyorum. Ben de. Baba! Kızlar. Baba! Çok özledim sizi, çok özledim. Kime çektin bilmiyorum ki. Bu çirkefliğin, bu inatçılığın kime çekti acaba? Sana olmasın. Bak hala cevap veriyor. Dayak istiyorsun sen, dayak. Dayak istiyorsun sen, dayak. Sabahtan beri neredesin be Sedat? Çabuk şu kızının ağzının payını ver. İyice çirkefleşti. Sedat! Of kime diyorum ben? Asuman, hadi hazırlan gidiyoruz kızım. Nereye? Dershane mi buldun? Şu çizimlerini de al yanına. Nasıl yani? Ne çizimleri? Genç modacılar yarışmasına başvuruyorsun. Ne diyorsun sen baba? Ne demek istiyorsun sen Sedat? Asla izin vermem. Sen karışma. İyi de babacığım başvuru tarihi geçeli çok oldu. Yavrum ben yarışmayı yapanlarla konuştum. Senin için bir istisna yapacaklar. Ay babacığım ya aslansın sen. Çok teşekkür ederim. De babacığım benim çizimlerimi annem yırtıp attı. Neyse ben eskilerden hemen bir şeyler hazırlayayım. Sedat sen ne söylediğinin farkında mısın? Ne demek oluyor şimdi bu? Benim bu evde hiç mi hükmüm yok? Bu konuda yok Adalet Hanım. Asuman o yarışmaya girecek. Hayır girmeyecek. Gidemezsiniz izin vermiyorum. Gideceğiz Adalet. Hadi kızım. Tamam babacığım hazırım ben. Bayılacağım şimdi. Vaktimiz yok Adalet Hanım. Biz gidelim ondan sonra keyfince bayıl. Ay çok komik. Canlarım benim. Çok seviyorum. Selçuk, bırak onları. Onlar benim çocuklarım. Onlar benim de çocuklarım değil mi Meral? Meral, Nazlı çocukları içeri götür canım. Baba bırakma bizi ne olur. Ne olur baba bırakma bizi. Tamam canım benim, tamam. Bırakmayacağım bir daha asla siz. Ama şimdi annenizle konuşmam lazım. Hadi içeri git. Sizler benim canımsınız. Selçuk yeter dedim. Tamam Meral, bir sakin ol. Hadi içeri gidip beni bekle. Hadi. Baba ne olur bırak beni. Hadi. Ne yüzle buraya gelebiliyorsun ha? O sürtüyü okşadığın pis ellerinle çocuklarımızı okşayabileceğini mi sanıyorsun? Meral. Meral. Daha çocuklar gitmedi. Dayanamıyorum Selahattin abi. Ya Rauf bir şey söylesenize. Arkasından konuşuyordunuz. O çocukları bir daha göremeyeceksin anladın mı? Okşayamayacaksın. Hatta düşünemeyeceksin bile. Bitti artık. Yok anladın mı? Bitti. Aslan babam ya. Bir tanesin sen. Ya babacığım bu iyiliğini ömrümün sonuna kadar unutmayacağım. Yavrum bana hiçbir şey için borçlu değilsin. Yalnız ömrünün sonuna kadar seni çok seven bir baban olduğunu bil yeter. Tamam mı? Babacığım bir tanesin. Yalnız bir konuda bana söz vermeni isteyeceğim. Tamam. Bir daha anneme uymayacağım. Kızım, bu yarışmaya girmeni ben çok istedim. Çünkü gerçekten çok yeteneklisin. Ve bu yarışmayı da kazanacağına eminim. Ama derslerini aksatmak yok. Tamam mı? Tamam babacığım. Söz veriyorum. Çünkü bu çalışmak için çok güzel bir sebep. Kocaman söz sana. İnanamıyorum.
anlamıyorum Nermin abla ya. Hala dikilip duruyor burada. Tabii. Sen canın istediği zaman gel. Tamam Meral. Git, değil mi? Uzatma. Arada çocuklar var lütfen. Bu kadar kolay her şey. Abi biraz konuşabilir miyiz? Tamam. Bırak Allah aşkına ya. Sonra. Kızım sana kaç kere söyleyeceğim sakin ol diye. Buyurun konuşun madem geldiniz. Anlat ne anlatacağız? Tamam Meral. Ha? Çok uzatıyorsun ama. Çocukların yanında da bağırdın bir şey demedik. Kavga mı ediyorlar Nazlı abla? Dur etmesinler ne olur. Etmeyecekler canım. Her şey çok güzel olacak. Size söz veriyorum. Herkes söz veriyor ama tutan yok. Evet. Selçuk bu yaptığın iş değil. İstediğin zaman ortadan kaybolamazsın. Selahattin abi yani boş yere ortalık ayağa kalkmış. Aa boş yere öyle mi? Selçuk senin gül gibi iki kızın var. İstediğin gibi davranamazsın. Çocuklarını bırakıp günlerce ortadan kayboluyorsun. O da yetmezmiş gibi telefonlarını kapatıyorsun. Tabii kapatır telefonlarını. Sevgilisiyle fingirdeşirken rahatsız edilmek istemez beyefendi. Selahattin abi. İnanın sizi üzmek istemezdim. Çok özür dilerim. Aslında ben bu konuyu Meral'le aramızda halledelim istedim ama kendi sıkıntılarımızı sizi de ortak ettik. Kusura bakmayın. Aramızda çözelim. Sen git sevgilinle yat kalk. Ondan sonra eve dön çocuklarına babalık yap. Ama kimse bir şey bilmesin. Gizli kalsın değil mi? Meral. Yok Selçuk Bey. Kimin ne mal olduğunu artık herkes biliyor. O fahişeyle fingirdeştiğin dağ evini de bulduk. Meral. Babamın yanında fahişe maişe diye konuşma. Sen de lafı dolandırma Selçuk. Kim bu kadın? Orası önemli değil ki Rauf. Biz boşanıyoruz. Yapamadık işte. Çok denedim ama olmadı. Oğlum bu o kadar kolay mı? Kaç yıllık evliliğiniz var? Bırak Allah aşkına Selahattin abi ya. Ben bu adamın yüzünü bile görmek istemiyorum artık. Evlilikmiş. Sakın bana birleşin filan deme tamam mı? Ha şunu bile edin. Bitti artık. Bırak yakasını. Tamam Meral. Kimmiş bu kadın söylesene. Berna'nın anlattıkları doğru mu? Onun bir hastasıyla berabermişsin ha? Evet birisi var. Var. Berna'nın söylediği doğru. Herkesin başına gelebilir böyle bir şey. Niye benim başıma gelmiyor o zaman ha? Herkesin başına geliyor da. Bitti ama Selçuk. Anladın mı? Bitti. Ama senden boşanmayacağım. Çocukların da benim de yüzümü bir daha göremeyeceksin. Boşanmayacağım Selçuk. O kadın hayatın boyunca senin metresin olarak kalacak. Anladın mı? Metresin. Buyurun efendim. İyi günler beyefendi. Ben bir adayın velisiyim. Başvurularımız bitti hanımefendi. Ha biliyorum biliyorum. Ben başvuru için gelmemiştim. Tam tersine bir başvuruyu geri çekmek için geldim. Ha işte bu. Osman Yüceda. Boşanma peki. Ama benden çok kendini rezil edersin. Fakat çocuklarımı sana bırakmayacağım Meral. Onları benden almana izin vermeyeceğim. Sıkıysa al bakalım çocukları. Yaklaşamayacaksın yavrularıma. Sen ne gurursuz kadınsın be. Başkasını seviyorum diyorum anlamıyor musun? Başkasını seviyorum. Seni sevmiyorum işte. Allah belanı versin Selçuk. Alçak herif. Meral. Tamam kızım. Nermin. Tamam canım tamam. Değmez bu adam için. Sen de kendine gel. O kadar uzun boylu değil Selçuk Bey. Konuşmalarına dikkat et yoksa karşında bizi bulursun. Affedersin Selahattin abi ama laf anlamıyor ki. Baba ben konuşurum Selçuk'la. Sakin olun biraz. Hadi Selçuk biz biraz konuşalım. Beyefendi. Bunda şaşılacak bir şey yok. Ben kızımı bu yarışmadan çekmek istiyorum. O kadar. Ben anlamıyorum sizi hanımefendi. Yani kızınız böyle bir fırsat yakaladığı için sevineceğinize... Hem bunlar
Uzun zamandır gördüğüm en güzel çizimler. Beyefendi, siz kızımı bu yarışmadan çekin, sonra bu resimlere doya doya bakın. Çekemem hanımefendi, başvuru belgesini verdim. Beyefendi, ben onun annesiyim. Bu yarışmadan çekeceksiniz diyorsam çekeceksiniz. Kusura bakmayın hanımefendi, sizinle daha fazla ilgilenemeyeceğim. Şimdi lütfen izninizle. Bunca yıllık arkadaşız Selçuk. İnsan bir çıtlatır. Böyle böyle der. Biraz dertleşir. Sen iş çeviriyorsun, arkandan pisliğini temizlemek bize düşüyor. Her şey benim dışımda gelişiyor Rauf. Ne yapabilirim ki? Boşanmak istemeyebilirdin Selçuk. Meral'e, çocuklara yazık değil mi? Bu nasıl bir kadınmış ki senin gözünü kör etmiş? Neden inat ediyorsun Meral abla? Böyle bir adamı, seni sevmiyorum diyen adamı boşa gitsin. Asla Nazlı. Duydun mu? Asla. Bir kere daha söylüyorum. Asla. Bunlar geçici heves Selçuk. Yakıştıramadım, konduramadım sana. Gezersin, tozarsın, hevesini alırsın, sonra dönersin evine. Öyle söylediğin kadar kolay olmuyor Rauf. Biliyorum. Eskiden olsa değmez derdim. Ama şimdi öyle demiyorum. İnsan kendine söz geçiremiyor. Peki bütün bu yaptıkların kadına değiyor mu? Evet. Sen tanımazsın. Daha da fazlasına değecek bir insan. O zaman tanıştır onu benimle. Ben senin dostun, kardeşin değil miyim? Tanışacaksın da ne olacak Rauf? Ne geçecek eline? Anlarız bakalım derdini. Evli bir erkeğe neden kanca atmış? Bir derdi yok. Bizim tek derdimiz sadece beraber olabilmek. Hem o buralarda değil zaten. Selçuk, senin gözünü kör eden bu kadını gerçekten çok merak ediyorum ben. Uf, o kadın bu kadın yok Rauf. Anlamıyor musun? Mutsuzum. Ha, o kadın gider başka bir kadın gelir. Yani sahte bir evlilik. Sahte bir aile. Böyle mi olmalı? Yani Meral'i bir kere sevdim diye ömrümün sonuna kadar sevmek zorunda mıyım? Çocuklarımız var diye ömrümüzün sonuna kadar birbirimize katlanmak zorunda mıyız? Hem zaten Meral de istemiyor artık beni. Peki ya çocuklar? Çocuklar olmasa bunları konuşuyor olmazdık Selçuk. Meral'in bir şekilde gönlünü alırsın, yardımcı oluruz. Ama ya çocuklar? Rauf sen beni anlamıyorsun galiba. Dinlemedin herhalde. Meral'le aramızdaki her şey bitti. Yani sen bu kadına aşıksın öyle mi? Yani en azından Meral'i sevmiyorum. Bu ayrılmamız için yeterli. Selçuk, kim bu kadın? Benim baş tacı ettiğim bir aileyi dağıtacak kadar seni sarhoş eden kadın kim? Her şeyin sorumlusu benim Rauf. İşte bak karşındayım. Ne yapacaksan yap. Karşında duruyorum. Sorumlusu benim. Vursan da, öldürsen de hiçbir şey değişmeyecek. Sen öyle diyorsan öyle olsun. Ama şimdilik. İç güveysi. Selahattin babandan harçlık almaya mı geldin? Ne diyorsun lan sen? Ayağını denk al diyorum. Daha hesabını görmedim diye kendini delikanlı sanma diyorum. Senin göreceğin hesaptan ne olur ki? Bak bu olur. Ne yapacaksın ha? Gelsene. Ne yapıyorsunuz siz ya? Vereceksin durun. Bunların hesabını Ali Bey. Selçuk Bey. Bunun Ali. Hesabını vereceksin. Senin hesabını vereceğim. Ayıp ya ayıp. Neyi paylaşamıyorsunuz siz? Peki öyle olsun. Ama görüşeceğiz. Buradaki herkes şahit olsun. Görüşeceğiz Ali Bey. Görüşelim. Görüşmezsek hatırım kalır. Hadi sakin olsana sen. Neyin var senin? Ya tamam İlkay bırak. Ne alıp veremediğin var senin bu adamla? Sana ne? Çok mu ilgilendiriyor seni? İlgilendiğim için değil. Merak ettiğim için sormuş. Merak etme İlkay. Bundan sonra beni merak etme. Bak ben seni merak ediyor muyum? Umurumda değilsin tamam mı? Sen de benim umurumda değilsin. Hoş geldiniz İlkay Hanım. Hoş bulduk. İsterseniz çalışma odasına geçelim. Olur.
Buyurun yıkayın. Teşekkür ederim. Haftalık çalışma programımızı çıkardın. Muhteşemsiniz. Bu ne hız böyle? Yıkay Hanım. Bir şey mi canınız sıkıldı size? Yok yok, iyiyim ben. Yardımcı olabilirim tabii anlatırsanız. Gerek yok. Bir an önce işimize bakalım biz. Peki. Bu Kıbrıs'taki inşaat projesini Ali Bey inceliyordu. Onayladı mı? Hayır efendim, hala inceliyor. Bir an önce başlamamız lazım. Neyi inceliyor bu kadar? Hiçbir fikrim yok. O zaman bunu Ali Bey'le konuşalım. Ya aşkım, bak evdeki ortamı gördün. Şu durumda yanına gelmem çok zor. Nazlı, sana en çok ihtiyacım olduğu anda yanımda olmayacaksın da ne zaman olacaksın? Tamam aşkım, ya kızma. Ben bir yolunu bulup çıkarım şimdi. Tamam, tamam. Biliyorum Rauf'la sana aynı yetkiyi vererek omuzlarına büyük bir yük yükledim oğlum. Ama bunu taşıyabileceğine inanıyorum. Sana güveniyorum Ali. Teşekkür ederim efendim. Bu güveni boşa çıkarmamak için elimden geleni yapıyorum. Ama ben buraya özel bir meseleyi konuşmak için geldim Selahattin Bey. Önce şu resmiyeti bir ortadan kaldıralım. Sen benim oğlumsun, ben de senin babanım. Tamam. Aslında Nermin Hanım da burada olsaydı çok iyi olurdu. Nermin Hanım buraya gelsin. Tabii efendim. Nazlı. Nereye Nazlı? Gel konuşacağız sizinkilerle, hadi. Yok, benim çıkmam gerek. Madem evleniyoruz yapılacak bir sürü iş var. Gidip gelinlik falan bakacağım. Onların hepsi hallolur Nazlı. Gel önce annenlere şu nikah tarihini öne aldığımızı söyleyelim. Sonra nereye istiyorsan oraya git, hadi. Tamam. Efendim, sizinle... Biz düğün tarihinde bir değişiklik yapmak zorunda kaldık. Bunun için sizi rahatsız ettim. Nasıl yani? Şaşırdığınızı biliyorum ama öyle olması gerekti. Biz bu cuma evleniyoruz. Zaten düğüne bir şey kalmamıştı ki. Evet baba da... Evet ne kızım? Ne bu acele? Ne oluyor Ali? Öyle olması gerekti diyelim efendim. Bence de baba. Sevgililer birbirlerinden uzak kalmaya dayanamıyorlar. Tabii özlem zor. Düğün hazırlıkları ne olacak peki? Ben hepsini halledeceğim. Siz endişelenmeyin efendim. Bu yaptığınızı aklım ermiyor. Çocuk oyuncağına çevirdiniz her şeyi. Haklısınız baba. Ama ne olur bu konuda bana güvenin. En doğrusu bu. Gerçekten. Peki Ali. Sana güveniyorum. Teşekkür ederim efendim. Babam sana çok güveniyor Ali. Bu kadar çabuk kabul edeceğini hiç beklemezdim. Sen de bundan sonra hiçbir şeye kafanı takma Nazlı'cığım. Ben hepsini halledeceğim. Biliyorum canım. Sen her şeyin üstesinden gelirsin. Neyse hadi bana müsaade artık. Şu düğün için hazırlık yapayım biraz. İzninizle. Ali. Hazır sen buradayken bir türlü imzalayamadığın o Kıbrıs'taki projeyi konuşalım diyorum. Bunun olmaması gibi bir koşul söz konusu değil, biliyorsun değil mi? Bundan o kadar da emin olmayın Rauf Bey. Nazlı. Kızım ne alışverişi bu nişanlım buradayken? Biraz bekle, beraber gidersiniz. Anneciğim onlar şimdi iş konuşuyorlar. Çok sıkıcı, hiç bekleyemem vallahi. Nazlı ne oluyor? Nereden çıktı bu evliliği öne alma meselesi? Ali istedi anne. İyi de oldu. Karnımdaki büyüyordu zaten. Ben de tamam dedim. Keşke bana da söyleseydin. Anneciğim oldu bitti işte. Babamın kıymetlisi Rauf'ta çatlasın şimdi. Hadi ben gidiyorum.
Çabuk dön. Dönünce uzun uzun konuşuruz, tamam mı canım? Tamam. Alo aşkım. Ben şimdi geliyorum, tamam mı? Görüşürüz. Abi ben Yaşar. Benim küçük bir işim çıktı. Yarım saate kadar gidip döneceğim. Tamam Yaşar. Ali Bey, imzalamadığınız proje için her gün dünyanın parasını kaybediyoruz. Farkında mısınız? Da, benim de içime sinmeyen bir şeyler var Rauf Bey. Yanlış bir karar vermek istemiyorum. Her şey sizin istediğiniz gibi olmayabilir bu hayatta. Bazı şeylerin önüne geçemezsiniz. Bakın Rauf Bey. Bu şirkette bana bir yetki verildi ve ben bu yetkiyi en iyi şekilde değerlendirmek isterim. Şimdi onay vermiyorum. Bak Ali'cim, sen elmalarla armutları toplamaya çalışıyorsun. Başka şeyin hıncını buradan çıkarma. Açık konuşalım lütfen. Neyin hıncıymış bu? Gayet açık konuşuyorum Ali. Çok kurnazca. Buraya geldiğinde akıllı, dürüst, çalışkan, efendi bir çocuk portresi çizmiştin. Bütün amacın bu noktaya gelmekmiş. İyi plan. Ben kalkayım. Hayır, hayır. İlk ayağına. Biz Ali ile hep böyleyizdir. Açık açık konuşuruz. Siz öyle diyorsanız... Neredesin Selçuk ya? Hayatım. Aşkım. Canım. Aşkım. Çok özledim seni. Ben de aşkım, ben de çok özledim. Çok özledim. Vay ahlaksızlar vay. Demek duyduklarım doğruymuş. Selçuk'un uğruna yuvasını yıktığı kadın Nazlı'ymış. Yanılmadım. Yanılmadım. Sarılın siz, sarılın. Bu son sarılmalarınız. İlkay. Beni düşürdüğün şu duruma bak. Memnun musun bari? Rauf senin yüzünden benimle böyle konuşuyor. Ne diyorsun sen ya? Ne yapmışım ki ben? Daha ne yapacaksın İlkay? Benimle inatlaştığın için adam sürekli aramızda bir şey varmış gibi sanıyor. Demek ben inatlaşıyorum öyle mi? Asıl sen bana kafayı takmışsın. Masamın yerini değiştirmeler, iğneleyici laflar falan. Daha biraz önceki kavgada bile sana yardım etmemi kabul etmedin. Ha, ben inatlaşıyorum yani öyle mi? Bir zamanlar masasına çiçek kondu diye ortalığı yıkan sen bugün ağzı kulaklarında geziyorsun. Daha düne kadar asistanlık teklifini reddeden sen bugün dört elle sarılıyorsun işe. Bunlar inatlaşma değil mi İlkay? Evden çıkamayacaksın, gelemeyeceksin diye öyle korktum ki. Meğer yüzünü görmeden, kokunu duymadan yaşayamıyormuş. Eğer bir gün daha saçlarının kokusunu duymasaydım ölürdüm herhalde. Sen bir de bana sor aşkım. Senin bu şehirde olmadığını bilerek uyandığım her gün eziyet gibiydi. Seni görünce bayılacak gibi oldum biliyor musun? Çok özlemişim seni. Hani çocuklarını alıp içeri götürdüm ya. Bir an dönüp sana baktım. O kadar çaresiz, o kadar yalnız görünüyordun ki. Birden koşup sana sarılmak istedim. İnan zor tuttum kendimi. İyi ki yapmamışsın canım. İşte o zaman kıyamet kopardı. Sensizlik etmiyormuş gibi bir de bir sürü tantanayla uğraştım evde. Yok Meral'in mızmızlanması, yok Rauf'un tehditleri.
Sen olmasan böyle bir hayata bir dakika bile katlanmazdım herhalde. Tek tesellim senin geleceğini bilmemdi. Sensizken günler geçmek bilmedi aşkım. Geçti Meleğim, bitti artık. Ama bundan sonra her günümüz bir diğerinden daha güzel olacak. Canım benim, canım. Meleğim. Ya aşkım, hani Ali şu evliliği erken alalım diye tutturuyordu ya. Bugün geldi, annemle konuştu, babamla konuştu. Ne dediler? Ne diyecekler? Babamın Ali sevgisini biliyorsun zaten. Önce biraz şaşırır gibi oldu ama yine ben sana güveniyorum oğlum teranelerine başladı. Of aşkım ya, zamanımız çok kısıtlı. O zaman bir an önce kaçmalıyız. İyi de nasıl olacak bu Selçuk? Ben her şeyi ayarladım. Ev de hazır. Geriye sadece bu cehenneme elveda demek kalıyor. İnanamıyorum ya. Nihayet bitti artık. Artık kendi hayatımızı yaşayabileceğiz yani, öyle mi? Aynen öyle aşkım. Tek sorun Meral. Çocukları göstermem diye tutturuyor. Ne yapacaksın peki aşkım? Onları da alacağım. Aşkım nasıl alacaksın? O eve girip çocukları alman neredeyse imkansız. Ben değil, sen alacaksın. Bak ben seni aradığımda çocukları gezmeye götürüyorum bahanesiyle evden çıkaracaksın. Sonra sizi alacağım ve gideceğiz. Ama o zamana kadar sakın kimseyle inatlaşma. Son anda bir aksilik çıkmasın, tamam mı aşkım? 2 gün sonra kaçtığımızda çoktan iş işten geçmiş olacak. Bizi asla bulamayacaklar. Biz çoktan kendi evimizde olmuş olacağız. Ve kendi yatağımızda değil mi aşkım? Evet canım. Vay ahlaksızlar. Vay namussuzlar. Vay şerefsizler. Bittiniz ulan siz. Bittiniz. Ben bu saçmalıkları daha fazla dinleyemem. Birkaç. Bir bırakır mısın kolumu? Seninle daha fazla yüz göz olmak istemiyorum. Ne o? Rauf yanında değilken bana karşı pek mesafelisin. İnatlaşmayacak mısın? Başlama yine Ali. Ben biriyle inatlaşmak istesem, onu sinir etmek istesem, emin ol bu kişi sen olmazsın. Çünkü bunu yapmam için o kişiyle aramızda bir ilişki olması lazım. Bizim seninle aramızda bir ilişki yok. Madem niyetin beni sinir etmek değil, Rauf'la bu samimiyet ne peki? Her şeyden kendine bir pay çıkarma Ali. Ayrıca Rauf Bey'le beni bir arada görmeye alışman lazım. Çünkü... Çünkü ne? Çünkü Rauf Bey'le birlikte olmayı ben istiyorum, anladın mı? Onun yanında olmak hoşuma gidiyor.